Peki, iyi değilim. İyi değilsin. Ben sana bir şey sormak istiyorum. Hı hı. Sen beni biliyorsun, ben çok izliyorum her şeyi. Evet. 18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gece Harun'la bir şeyler konuştunuz siz. Sen de dedin ki ben onu her alanda tokatladım. Harun dedi ki bana emirler veriyor dedi Serkan için. Sen de ona dedin ki her alanda tokatladım dedin. Burada var ya. Bu Serkan için mi söylemiş? Böyle bir video var abi. Daha neler çıkacak çok merak ediyorum Serkan'la alakalı. Sen çok net bir şey söyleyeceğim. 190 gün boyunca. Sen beni biliyorsun. Çok iyi biliyorum. Hı. Serkan'la aramda hiçbir husumet olmasın diye her konuda Serkan'ı abim olarak gördüm ve sessiz kaldım. Harun'la Serkan'ın zaten gerçekten. Harun'la Serkan'ın arası bozulduğunda Harun'la çok konuştum. Serkan'a da onu kırmaması gerektiğini söyledim. Hı hı. Ama dediğim gibi öyle bir gaflette bulunup Serkan'la alakalı bir böyle bir şey söylemişsem bu benim hatamdır. Hı hı. Ama ben Çanakkale'ye bir gidiyorum bakmaya. Tamam. Tamam mı? Aynen. Affedersin. Eski koltuğuna da oturabilirsin. Hayır, bakıyorum. Tamam. Yani ben o konuşmayı sanırım Serkan'ın için yapmamışımdır. Ya biliyoruz biz, birkaç kişi biliyor onu. Biz o konuda biraz afalladık açıkçası. Neyse. Şunu bir kere içine, beynine, ruhuna monte et. O gerçekten, ben onun seni kardan kaldırışını biliyorum. İlaçlarını takip etmeni. Sen bir kere Serkan'ın ne kadar adam olduğunu biliyorsun. Buradakilere karşı. Öyle olmasaydı bu kadar gün yürümezdik zaten. Başkalarının dolduruş da demek istemiyorum. Hani sen sanki çok basit bir insanmışsın da dolduruşa geliyormuşsun gibi değil. Sirkelen ve lütfen Serkan gerçekten abin, sen de kardeşinmiş. Çünkü biz sizi hiç ayırmadık. Abi altar mı salınıyor ya Serkan orada? Ama onlar bunu sadece söylemek için yapıyor biliyorsunuz değil mi? Yoksa... Ama dışarıdan böyle anlaşılmıyordu. İşte böyle anlaşılmadığını bildikleri için böyle yapıyor. Yoksa Altar Serkan'ı laf söyleyen bir adam mı? Başkası biliyor, neyse. Anladın mı? Ve insanlar sana burada gerçekten ciddi bir şekilde res çekmek için geldiler. Yani ama aynen gerek şurası çok önemli. Orası kayıyorsa, kayış kopuyorsa ama burası olmuş. Senin çok daha biliyor. Benim buraya gönderilmesi gereken kişiye büyükbaşı göndereceksin diyorsun. Hı. Mesela şu, ondan sonra oraya gidecek falan diye. O görüntü zaten hiç geçmedi. Zaten benim en çok düşündüğüm de o. Şimdi bir şey soracağım. Tek bir şey soracağım. Siz buradan neler olup bittiğini öğrenebiliyorsunuz değil mi? Yani mesela bir anlayamadığınız bir şey olduğu zaman sorgulayabilir misiniz? Hı. Anlamadın mı? Anladım. Ha. Onlar benim buraya gelirken kimin yanına geçeceğimi ve hatta ben buraya gelirken söyledim yani her şeyi, buraya geleceğimi biliyorlardı. Ama benim izledim. İçeride kaldı. Yani ben gerçekten de Serkan abileri çok seviyordum. Tamam. Ki zaten beraber spor yaparız. Ve buna bugüne kadar hep Serkan abiyle spor yapalım, spor yapalım. Çünkü Serkan abinin hep hikayelerini dinledim. Anladın mı? Hoşuma gidiyordu yani. Yani Serkan abiyle sohbet etmek de hoşuma gidiyordu. Sen yine şey yapma, tamam mı? Pes etme. Evet. Yok. Umarım anlamışsınızdır bir şeyleri. Bakalım bilmiyorum. Tuncay pes ederse sen pes edersen Tuncay. Yok canım öyle yapma. Tuncay abisi için siz yine. 190 gün hayır hayır pes ederse gideceğim derse. Yok demez demez. Tutamayız. Aynen demez. Öyle. Değil mi? Zorla tutamayız önüne. Ne yapalım konusunda. Bizim çektiğimiz resti görmezse. O zaman farklı olur. Görecek yani. Midir sence?